Selam arkadaşlar. Bu sefer de size biraz bir ürünün, bir parçanın nasıl çalıştığını anlatmaya çalışacağım. İşte gördüğünüz gibi karşımızda bir yağ soğutucu radyatörü, bir yağ sandviç adaptörü diyelim. Bir de adaptörün ara parçası. Yanımızda da hortumları. Nasıl çalışır? Nasıl çalışır? Ne iş yapar? Neden takarız? Veya nasıl takarız? Gibi bunu anlatmaya çalışacağım size. Öncelikle başlayalım. Bu 16 satırlık bir radyatör. Yani bunu sadece yağ için değil, başka şeyler için de kullanabilirsiniz. Bazı Çin malı motorlarda belki görürsünüz. Bu su radyatörü olarak da kullanılır. Bu da yağ filtresinin blokla öpüştüğü sandviç. Yani bunu yağ sandviçi veya yağ adaptörü diye de geçer internette. Öyle de bulabilirsiniz. Bu da orijinal filtrenin girdiği uzatıcı bir parça. Şimdi size bunu biraz uygulamalı anlatayım. Uygulamamız şöyle olsun. Masayı motor bloğundaki yağ filtresinin yüzeyi olarak düşünün. Bir tarafı kavuşuklu, lastiklidir. Bir tarafı da parlaktır. Yani zaten burası yağ filtresinin üzerindeki olduğu gibi plastik orintlidir. Bu taraf da motor bloğu gibi parlaktır. Bu yüzeye böyle yapıştırılır. Var olan yağ filtresinin içine giren parça da yine buna benzer aynısı yine dışı dişli bir parça vardır. O da filtrenin içine girip sıkılır. Filtreyi buna bağlayıp sıkarsınız. Biz bunu motor bloğunun üzerindeki yere takıp sıkarız ve sonra bu yüzeyin üstüne yağ filtresini sıkarız. Buralarda, burada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle yaklaştırayım size. Kırmızı olan yer, şöyle göstereyim. Kırmızı olan yer sıcak. Burası da soğuk mantığıyla çalışıyor. Tabii ilk önce bu arada yağ filtresinin nasıl çalıştığını da size göstereyim. Yan tarafta görüyorsunuz. Yağ filtresi dış çevresinden içeri doğru yağ basılıyor. Yağ yanlardan dolaşıp filtrenin içine giriyor ve tam ortadan yine bu parçanın içine geri dönüyor ve motora filtrelenmiş yağ geri veriyor. Veya videonun sonunda da bypass edilip geri gidiyor pis filtrede. Bu parçada da şuralardan yağ basılıyor. Ve bu ürün termostatlı, ısıya duyarlı. Yani ısındığında kapanıyor, açılıyor, serinlemesine yardımcı oluyor yağın. Tabii soğuk motorda nasıl çalışıyor? Yağı basıyor tam buralardan. Diyoruz burası açık acın ne iş yapıyor? Motor soğukken yağ boş boşuna radyatör sistemine gidip geri dönmesin, basınç düşmesin, yağ bir ısınsın, optimum yani ideal seviyeye gelsin. Ondan sonra üste çıktığında biz burayı açalım, kapatalım. Anlayacaksınız şimdi anlatınca. Kapatalım, soğusun, geri gelsin. Burası açıkken buradan basan yağı bu yüzeyden çıkartıyor. Filtre de burada olduğu için filtrenin içinde temizlenip tam ortadan geri motor bloğuna geri dönmüş oluyor. Şimdi burası açık. Ne yapıyor bu? Diyor ki kardeşim senin yağın daha soğuk. Boşu boşuna soğutucuya yollamana gerek yok. Böyle çalıştıktan sonra tabii işte gittim bir 5 dakika 10 dakika gazlamaya veya işte sürüş şekline göre değişiyor. Şurada gördüğünüz içindeki metal pistonu termostat itiyor ve kapatıyor. Yani dolayısıyla ilk gelip buradan geçen yağ giremiyor. Hacı kapı kapalı diyor sana. Sen git bir aşağıdan şuradan in. Buraya sıcak yere. Buradan çık. Sen git bir soğutucuda, oil cooler'da, yağ soğutucusunda soğu. Sonra geri çık. Buradan gel ve filtreye bas. Yani aslında ilk önce yağ sıcak yağ geliyor. Soğutucuya giriyor. 80 benim yağ soğutucumun termosu 80 derecede. 80 derecede kapanıyor ve diyor ki sen yağ filtresine gitme. Yağ filtresinden ilk soğutucuya git. Soğutucudan yeniden
Termosun içinden çık ve filtrele. Ondan sonra geri motorun içine bas. Böylece yağın istenen seviyede kalmasını sağlamış oluyor bu zımbırtı. Bu zımbırtı da paket halde alırsanız, belli markalar var. Benimki Mokal. En belirgin yağ soğutucu. En azından benim Peugeot'um için Mokal yapmış. Ben termostatlı tercih ettim. Soğukken boşu boşuna devir daim yapıp bizim yağ basıncımızı düşürüp yağ basıncının eksikliğinden dolayı da sonra bir yataklara falan zarar vermeyelim diye. O yüzden Mokal'i tercih ettim. 16 satır seçmemem sebebi de zaten yağ ısımız üstlere çıkınca açacağı için çok da bir yağ basıncı düşürmez. Zaten 6 bar yağ basınç pompamız, orijinalden 6 bar sistemi var, yeterli gelir diye. Ki şöyle de bir internette araştırdım. Aşağı yukarı track day'lere, pist günlerine, organizasyonlara giden çoğu 306 GTI'ler bunu tercih ediyormuş. Ortalama olarak herkes 13-16 satır, row diye geçer. 13-16 row tercih ediyor. Daha da üstlerine çıkmaya pek gerek yok. Hani güçlendirilmiş yağ pompanız varsa o ayrı bir şey diyemem. Veya güçlü makinelerde yağ pompa basıncınızı da bilmeniz daha iyi. 6 bar ortalama bir değerdir. Herkese yeteri kadar yağ basıncını sağlar ve yağ basıncını çok da kaybetmeden 13 ve 16 satır, 13-16 row yağ soğutucu radyatörünü kullanabilirsiniz. Bunları alıp direkt yağım yok, benim çok kaynıyor kardeşim, yok ben yağım derdine çok düşmeyeyim, arabamda gösterge yok, yağım soğuk kalsın, pistte gazlıyorum ben, yok otobanda çıkıyorum, devamlı top speed, son sürat gidiyorum dediğinizde böyle bir şey almanızı tavsiye ediyorum. Bu mal da böyle çalışıyor. Aşağı yukarı size anlatmaya çalıştım. Anladığınız, anlamadığınız umarım iyi anlatabilmişimdir. Dilim döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Anlamadığınız bir şey varsa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Beğenmeyi ve yorum yazmayı, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolarım devam edecek. Elimden geldiğince size aktarmaya çalışacağım. Şimdilik hoşça kalın.